bu vanolla geçen mesle bir sektör. Evet, eksikleri, hataları olabilir her sektörün olduğu gibi. Ama bir kültür, bir kültürün mirasının devamından yanayız. Ve burada çoluk çocuğumuza bırakılabilecek, turizme hizmet eden, gelen misafirlerimizi daha iyi hizmet edebilecek bir sektörün devamlılığından yanayız. Bununla ilgili çok ciddi bir arge ekibimiz var. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Çok vatandaşımız burayı seyyar satıcı gibi balıkların çok steril olmadığına alakalı kanaat oluşabilir ama burada gıda mühendisiyle, gayrisi mühendisiyle, satıcılığımızla, çalışanlarımız, partörü mühendisiyle hepsi sigorta olmak şartıyla beraber Türkiye'de en çok denetlenen kurumlardan biriyiz. Bir tane daha zehirlenme vakası olmayan bir sektörün devamından yanayız. Büyükşehir Belediyesi'yle her belediye değişiminde problemleri yaşıyoruz. Ama bu süreç sıkıntı gibi gözüken süreç bizim için hayra vesile oldu. Belediyeyle karşı görüşmeler, diyalog halinde İstanbul daha yaşanabilir projeler yapmaya çalışıyor Büyükşehir Belediyesi. Bölgeyle ilgili çalışmaları da var. Bununla ilgili ben sizin huzurunda tebrik ve teşekkür de ediyorum. Çok ciddi bir Ar-Ge ekibi var Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında. Turizmden tutun da mimarlık ofislerine kadar, Dünktaş'a kadar. Biz de kurumlar ve kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa görüşmeler yaparak bölgenin hassasiyetine ilgili, stratejisiyle ilgili, gerekliliğiyle ilgili yani yardım etmeye çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz. Ve mesela Türkiye'nin çok sayılı reklam olmasın, Türkiye Dünya platformunda mesela Türkiye'yi temsil eden, solar teknolojilerine çalışan mesela kişiyle çalışıyoruz. Bunları belediyeye yönlendiriyoruz. Derdimiz çoluk çocuğumuza bırakılacak. Dediğim gibi insan turistlerin geldiğinde Türk turizmine, Türk kültürüne, bu bölgede yaşamak için kadim medeniyetleri içinde barındıran bir sektörün devamlılığından yanayız.